Son kez söylüyorum. Eğer emin değilsen Kırım'la ailesini boş boşuna yormayalım. Ortada ciddi bir suçlama var. Suçlama falan yok memur bey. Her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Karanlıkta yanlış görmüş olmayasın. Yanlış falan görmedim. Kerim Kırımlı bile isteyip öldürmek istedi. Tamam tamam. Eğer dediklerin doğruysa suç da ortaya çıkar zaten. Çıkacak. Kerim Kırımlı bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. Hapislerde çürüyecek adi herif. Yasemin gelmedi mi hala? Gelmedi, ablasının yanında. İyice yerleşti oraya. Aman Vedat. Sima'ya destek oluyor işte. Zaten her şey üst üste geldi. Abla kardeş biraz hasret gidersinler. Tamam canım. Bir şey demedim. Bırak ne hali varsa görsün. Ya ne oldu? Yoksa yine canı sıkacak bir şey mi yaptı? Daha ne yapsın? Hiçbir işi beceremiyor. Arkasını toplamaktan yoruldum. Savaş? Oğlum hayırdır? Baba Kerim nerede? Kötü bir şey mi oldu? Kerim nerede, odasında mı? Kerim mi? Oğlum, söylesene ne oldu? Oğlum, yine Kerim Bey'le kavga mı ettin sen? Ya anne bir sakin ol ya, benimle alakası yok. Kerim'i almaya geldik. Ne yapacaksınız ki Kerim'i? Göreceksin ne yapacağımızı. Ne oluyor burada? Evimde ne işiniz var? Oğlunu almaya geldik. Kerim Kırımlı cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Dediğinizin farkında mısınız? Savaş, sen bizimle oyun mu oynuyorsun? Hayır Begüm Hanım. Sizin oğlunuz İpek'i arabayla ezip geçti. Onu öldürmeye çalıştı. Ali ile konuştum. Yoldaymış. Çok heyecanlıyım Yaren. Sevdiğine kavuşuyorsun kız. İnsan heyecanlanmaz mı hiç? Simay abla olmasaydı abim beni öldürürdü vallahi. Hiç düşünmeden korudu beni. Benim gelin ablam öyledir. Melek gibi bir kalbi vardır. Kalbi kadar kendi de pek güzel. Hem Emir Ağam'la da çok yakışmışlar. Günaydın kızlar. Günaydın gelin abla. Çiçekleri beğendin mi Simay abla? Teşekkür niyetine senin için bahçeden kendi ellerimle topladıydım. Bunları sen mi topladın Zeliş? Çok güzeller canım. Teşekkür ederim. Senin kadar güzel olamazlar. Hayatımı kurtardın ablam. Sana ne yapsam borcumu ödeyemem. Ne borcu Zeliş? Saçmalama, olur mu öyle şey? Alim bugün askerden dönüyor. Biz gidince de büyük anaya gerçeği söylersin. Bizim yüzümüzden zor durumda kalmanı istemem. Ya siz bir kavuşun da gerisi önemli değil. Sana şöyle sarılabilir miyim abla? Gel. Kız Zeliş, bırak gelin ablamı. Yaren, Emir'i gördün mü? Koşuya çıktı. Ha. Ablaların en güzeli. Günaydın kardeşlerin en tatlısı. Dün gece yemek nasıl geçti? Harikaydı Yasemin. Ya
masal gibiydi. Ya anlasana çatlayacağım. Tamam anlatacağım. Ama önce şu üstümü falan değiştireyim. Kahvaltıda görüşürüz. Karın hamile. Bebeğiniz olacak. Mutluluklar dilerim Doruk Bey. Selçuk karıştırdın herhalde. Emir Bey. Bu arada Selçuk'un patavatsızlığı yüzünden kusura bakmayın lütfen. Biliyorsunuz biz sizi Doruk Bey'le... Ebru'cum bunları konuşmayalım boşver. Allah kahretsin! Savaş, ipeye çarpan arabayı kimin sürdüğünü görmüş mü? Bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Böyle bir şey nasıl olabilir? Kim yapabilir bunu? Er ya da geç öğreneceğiz. Kızımı kim bu hale getirdiyse hesabını verecek. Merhaba, tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Doktor bey, kızımın durumu nasıl? Vücudunda ciddi ezilmeler olmuş. Kolunda, kaburgasında çatlaklar var. Neden öyle? İç kanaması var mı onu tespit etmeye çalışıyoruz. Bir süre daha uyuyacak. Kafasını çok sert çarpmış. Eğer araba biraz daha hızlı olsaydı kurtulması imkansızdı. Peki durumu ne zaman belli olur? Bir şey söylemek için henüz erken. Durumu hala kritik. Başhekimimizin gelmesini bekliyoruz. Size haberdar edeceğim. Alev'in bu işte parmağı varsa bu sefer onu kendi ellerimle geberteceğim. Aslan dur sakin ol. Yanlış anlaşılma var. Benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Yanlış anlaşılma falan yok memur bey. Ben her şeyi gözlerimle gördüm. Savaş saçmalama. Kerim öyle biri değil. O kimseye zarar veremez. Hele İpek'e asla. Savaş oğlum sakın yanlış görmüş olmayasın. Ya anne neyi yanlış göreceğim ya? Bunların ezik oğlu İpek'in beni sevmesini kaldıramadı. Onu öldürmeye çalıştı. Haddini bil. Bilmezsem ne olur? Ha ne yapacağız? Savaş oğlum. Senin oğlun arabayla İpek'i ezip geçti. Şu an aslında de ölüm kalım savaşı veriyor. Dua et o kıza bir şey olmasın. Yoksa sen de bir katilin babası olacaksın. Ağzından açık hadi kulağın duysun senin. Kerim asla öyle bir şey yapmaz. Yapar mı yapmaz mı birazdan göreceksin. Nerede o? Kerim! Hiçbir yere gidemezsin. Savaş saçmalıyorsun. Sen karışma. Odası orada gidin bakın. Önce avukatımla görüşmek istiyorum. Vedat Bey zorluk çıkartmayın lütfen. Arama iznimiz var. Sen hiç boşuna uğraşma Vedat Efendi. Oğlum bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. Dans etmeye başladık. Ama Yasemin o kadar güzel dans ediyor ki inanamazsın. Başka? Bak bilmiyorum. Ya bu adamda çok garip bir şeyler var. Çözemiyorum. Her an her dakika beni şaşırtıyor. Nasıl şaşırtıyor? Yani bazen böyle duvar gibi. Çok sert. Ama bazen de yumuşacık. Böyle sevgi dolu bir kalbi var. Çocuk gibi. Bilmiyorum ya, tuhaf işte. Aman ne tuhafı canım. Bunlar hep aşktan. Yasemin, saçmalama ne aşkı? Sen bu büyük ağaya abayı yakmışsın ablacığım. Ya sana da bir şey söylenmeye gelmiyor. Aşk yok. Gözlerinin içi öyle demiyor ama. Ne diyormuş gözlerimin içi ama? Ha
havada aşk kokusu var. Aşk kokusu. Tamam kızma. Sen bir şey yemiyor musun? Yok ya. Benim canım istemiyor. Dün akşam bir şeyler içtik. Mideme dokundu herhalde. İyi. An gelip seni öpünce hiçbir şey cin kalmaz ablacığım. Yasemin. Ya sen ne yapıyorsun? Ne hak ediyorsun? Emir. Çüş, 500.000 tıklanma mı? Boğdun ağa, iyi tuttu. Yeni videolar çekmek lazım. Ay, nerede ki bu? Odun ağa! Yusuf ağa! He. Söyle kız, ne var? Senden bir şey isteyecektim. Neymiş o? Benim bir arkadaşım spor salonu açıyor da. Ben de orada ders vereceğim. Bir deneme yapmam lazım. Sen de gelir misin? Yok. Ben sevmem öyle şeyleri. Sevenin de aklına şaşarım. Aa, niye be? Ya spor dediğin salonu mu olurmuş? Spor dediğin çapayla yapılır. Alırsın eline çapayı. Vurursun toprağa. Her yerin çalışır. İki adım yürümezler. İki merdiven çıkmazlar. Sonra giderler spor salonlarına tonla para öderler. Ama bu öyle bir spor değil ki. Yoga bu. Duydun mu? Yoga mı? Yoga ne kız? Yoga değil, yoga. Hem bedeni hem de ruhu iyileştiriyor. Bir kere yaptın mı ne dert kalıyor ne tasa. Allah Allah. Gönül kırıklıklarına da iyi geliyor mu? Ay gelmez mi? Her derde deva. Bak bir kere dene, çok seveceksin eminim. İyi vallahi, hadi deneyelim bir. Ben bir üstüm başımı değiştirip geleyim o zaman. Tamam. Dünyada ilk defa bir ağa yoga yapacak. Ay ben bunu yazayım. Odun ağa yontuluyor. Part 5 yoga. Bize oldukça bilenmişsin belli. Ama benim oğlum böyle bir şey yapmadı. Yapmaz. Ha, sen öyle san. Savaş. Kerim senin çocukluk arkadaşın. Onu hiç mi tanımadın? Begüm Hanım. Senin oğlun artık eski Kerim değil. O çok değişti. Bak senin oğlun artık her şeyi yapar. Sen niye bu kadar ona öfke dolusun? Niye mi? Kerim İpek'i arabayla ezip geçtiğinde gözlerimle gördüm de ondan. Ben o kızı kollarıma aldığımda kanlar içindeydi. Öldü sandım. Acısı o kadar büyüktü ki. Kalbim duracak sandım ya. O yüzden sizin oğlunuz yaptıklarının bedelini ödeyecek. Kırımlı soyadını taşıyan biri böyle bir şey yapmaz. Ya hala yapmaz diyor ya. Gözlerimle gördüm. Hayal görmüşsün. Tamam. Kerim Kırım'ın odası burası mı? Evet. Diğer odalara bakalım. Nasıl olacak anne? Bilinci kapalı uyuyor. Hay Allah.
tek seti seçti diye gururuna yediremedi. Onun için yaptı namussuz. Kerim nerede? He? Beyefendi hiçbir şey olmamış gibi saunada keyif mi yapıyor? Evde yok. Nasıl yok ya? Kaçmış mı? Her yer aradık, evde değil. Oğlunuzun nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Biz evde zannediyoruz. Ya yalan söylüyor memur bey, oğlunu kurtarmaya çalışıyor. Vedat Kırım'da oğlun nerede? Yeter! İbrahim, al şu oğlunu. Oğlum sakin ol. Ya nasıl sakin olayım baba ya? Müjgan, oğlunu durdur yoksa fena olacak. Ya İpek'i o halde görmüş ya, o yüzden sinirlenmiş Begüm Hanım. Vedat Bey, oğlunuzu en son ne zaman gördünüz? Dün gece buradaydı. Kerim Bey'in ifade vermesi gerekiyor. Onu bulunca mutlaka karakola getirin. Tamam memur bey. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Onu düzelteceğiz. Bu iş daha burada bitmeli Vedat Kırım'la. Sen ne yaparsan yap oğlunu kurtaramayacaksın. Ağrınız var mı Alev Hanım? Ağrı kolumda değil. Kalbimde ne diyeyim? Nasıl düştünüz? Nasıl kaydınız anlamadım. Görünmez kaza işte. Beni mi bekliyordunuz? Yok. Alev! Aslan! Ne işin var senin burada? Ne oldu koluna? Umurunda sanki. Düştün. Ne var yine? Ne oluyor? Sen anlatacaksın ne oldu. İpe sen mi çarptın ha? Söyle. Bu kızıma sen mi yaptın? Emir sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Bu ne? Ne olacak çiçek? Çiçek olduğunu görüyorum. Nereden çıktı? Emir bak ben bir şey anlamıyorum. Ne oldu? Sana bir soru sordum. Nereden çıktı bunlar? Gelin ablana bir bak. Ne oldu ki ya? İyi değil. Yürü yukarı. Sen de bunları çöpe at. Gelin ablan beğenmemiş mi yoksa? Onun için bahçeden topladıydım. Sen mi verdin bunu gelin ablana? Evet ha. İyi. Bozoya koş olmasın. Hemen ha. Konsantrasyonunu bozacaksın. Nasıl gülmeyeyim ya? Baksana bir de bacağını kaldırmış tekme atacak camış gibi. Tamam tamam. Sen dalgayı bırak da git üstünü değiştir. Vallahi ben öyle hareket yapmam. Ya tamam sonrasına bakarız. Benim Türkan Hoca dersi bırakacakmış. Biz burada çalışacağız. Adamın adı bile Türkan mı? Ya hadi hadi. Git üstünü değiştir. Ben odaya koydum kıyafetini. İyi tamam. Tamam. Sonra da ben geleceğim. Kerim nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorsun.
Az önce akşam buradaydı dedin. Evet, buradaydı. Sonra gitmiş. Ya bana masal anlatma. Ne oldu? Avukatım verdi bu akılları sana. Savaş, şansını fazla zorluyorsun. Yeter. Kesin artık. Vedat Bey, omuzlarınızda hamal yok, melek var. Onları daha fazla zorlamayın. Bırakın gerçekler ortaya çıksın. Yoksa ben onları çıkartmasını biliyorum. Oğlum sen gel buraya. Gel bakayım buraya. Gel. İyice çığırından çıkmış bu çocuk. Nasıl bu kadar emin olabiliyor? Ya Kerim asla öyle bir şey yapmaz. Ay Allah, neler oluyor böyle? Müjgan. Başım çatlıyor. Bana bir papatya çayı yap. Tabii Begüm. Sen de annene yardım et. Kerim böyle bir şey yapmış olamaz değil mi? Bilmiyorum Begüm, bilmiyorum. Efendim? Kerim nerelerdesin? Neler oluyor amma çabuk? Oğlum, tamam artık yeter. Ya baba Kerim'le konuşuyor, bak olayın üstünü örtmeye çalışıyorlar biliyorum. Ya geç sen şuraya geç. İpek'e ne oldu yine? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yalan söyleme Alev. Bizden intikam almaya yemin ettin sen. Tabii bizim canımızı yakamadın, kızımızın canını yaktın değil mi? Senin kızın değil o. Sana ne? Sana ne? Geldiğin o lanet günden beri başımız beladan kurtulmadı. Söylesene, bu işin içinde parmağın var mı senin? Siz ruh hastası mısınız? Evlendiniz, delirdiniz iyice. Ben neden böyle bir şey yapayım ki? Alakam yok. Şu halime bak, işim gücüm yok, sizinle mi uğraşacağım? Bizim canımızı acıtmak seninle mi uğraşın değil mi? Ha? Vermişindir birine 3-5 kuruş. O da İpek'e çarpmıştır, olamaz mı? Alev doğruyu söyle. İpek'e sen mi çarptın? Siz gerçekten delirmişsiniz. Çok Türk gibi izliyorsunuz galiba. Eğer bu işin altından sen çıkarsan... Seni öldür. Bu sefer gerçekten öldür. Aslan... Ben yapmadım. Yürü. Hadi yürü. Aslan. İpek'in durumu nasıl peki? İyi mi? Alev değilse kim böyle bir şey yapar Beren? Kim bize böyle bir düşmanlık besler ki? Bilmiyorum aslan. Gidip bir savaşla konuşmak lazım. Belki o bir şeyler biliyordur. Nedim'e. Çantamı mantomu hazırlar mısın hemen? Çıkmam lazım. Çıkacak mısınız? Ama kolunuz. İyiyim ben, iyiyim. İpek'e bunu kimin yaptığını öğrenmem gerek. Hadi ne olur. Tamam. Gel. Gelin abla, yüzün bembeyaz olmuş. Yok bir şeyim canım ya. Geçer birazdan. Ben sana hemen bir nane limon kaynatayım. İçince iyi gelir. Dün içtiğim şey yaptı sanırım. Ne zaman içsem böyle oluyor. Sürekli başım dönüyor. Sen merak etme gelin abla. Benim yaptığım nane limonu içince hiçbir şeyciğin kalmaz. Teşekkür ederim. Ne oldu? Gelin abla midesini bozmuş. Başı falan dönüyor. Bir bakın isterseniz. Kusuruma bakmayın. Siz ne yapacağınızı iyi bilirsiniz de benim aklım kaldı. Ondan şey etmiştim. Müzik
iyidir. Ben çok kötüyüm ya. Madem o kadar kötüsün, doktora gidelim. Gerek yok doktora, boş ver. Niye? Ne saklıyorsun? Ne saklayacağım Emir? Bir şey sakladığım falan yok. Emin misin? Emira, sen çift kişilikli misin? Hani böyle iki farklı ruh aynı bedene sıkışır ya. Filmlerde falan görüyoruz. Ay anlamıyorum. Dün çok güzel bir gece geçirdik. Her şey harikaydı, mükemmeldi. Sabah bir uyandın, yine odursun. Ne yapayım? Senin gibi bir rol yapamıyorum demek. Rol mü? Ne rolü ya? Hadi. Hazırlan, doktora gidiyoruz. Miden niye bulanıyormuş bir öğrenelim. Emir, ben doktora falan gitmiyorum. Gerek yok. En az sizin kadar heyecanlıyım. Odun Ağa birazdan yoga yapacak. Başladı bile. Yasemin! Yasemin! Efendim Yusuf Ağa? Ben vazgeçtim bu işten. Olmaz öyle şey. Yok. Vallahi çıkamam, billahi çıkamam. Ya niye? Ne oldu ki? Ölsem çıkmam. Açar mısın sen şu kapıyı? Açamam. Ya aç dedim! Kızım, bak sakın güleyim deme. Zaten senin başının altından çıktı bütün bunlar. Yo, niye gülecekmişim ki? Ayrıca çok yakışmış. Çok mu yakışmış? Delirdin mi sen ya? Bu tayt etime yapışıyor. Çıkartıyorum. Hayır hayır. Lütfen çıkarma. Hem yoga kıyafeti böyle olur. Ya bu sporun usulü böyle. Ya başlarım yogasına da usulünde. Ağayım ben ha. Sen taytlı badeli ağa gördün mü hiç hayatında? Ya lütfen. Lütfen kırma beni. Sadece bir sefer. Bir sefer. No. Tamam. Kimse yok değil mi içeride? Sadece ikimiz varız. Bak sen sırf burada işe gir diye kabul ediyorum. Yoksa hayatta giymem ben bunları. Tamam. İyi hadi bir an önce halledelim şu dersi. Tamam. Merak etme. Kimse yok. Nasıl böyle bir şey yaparsın Kerim? Nasıl? Yapmış mı? Yapmış mı? Ay bittik biz, bittik. Neredesin şimdi? Eski bir oteldeyim baba. Nüfus cüzdanı falan verdin mi? Hayır vermedim. Ben ne yapacağım ya? Baba, beni yalnız bırakmayacaksın değil mi? Adresi bana mesaj at. Beni bekle. Sakın kimseyi arama. Sakın. Vedat. Bizim oğlumuz böyle bir şey yapmış olamaz. Bu işin içinde bir iş var. Bizim oğlumuz öyle biri değil. Sakin ol Begüm. Sakın kimseye bir şey söyleme. Özellikle Savaş'ın ailesine. Ben bir şekilde halledeceğim. Halletmek zorundayım. Allah kahretsin! Oğlum bu Kerim her zaman böyle yemek yerdi çocukken de doymazdı. Gözünü senin yemeğine dikerdi. Şimdi de ipeğin seni seçmesini yedireyim. Ya baba bir şey yapmamız lazım. Bak az önce Kerim aradı. Bir şeyleri planladılar. Engel olmamız lazım onlara. Ben şoförü sıkıştırırım. Bir şey olursa anlatır bana. Vedat Bey yemez ki bunları. Ne yapacağız o zaman? Sen bunu Vedat'ın arabasına gizlice koyabilir misin? Neden? Baba yapabilir misin onu söyle. Senin için her şeyi yaparım oğlum. Vedat Bey geliyor. Savaş gitti mi? Şimdi gönderdim Vedat Bey. Söyle oğluna. Burası Dingo'nun ahırı değil. Sabrımı zorlamasın. Tabii Vedat Bey. Kerim öyle bir şey yapmadı İbrahim. Oğlum bunu aklına soksun. Ben Savaş'la konuşurum. Bence de Kerim Bey böyle bir şey yapmaz. Hadi baba koş telefonu ya. Bir saniye Vedat Bey. Binmeyin. Neden?
Arabanın lastiğiymiş. Nasıl olur? Araba servisten yeni geldi. Vay, inmiş görünüyor. Baktırın beyim. Tamam tamam. Şimdi ne olacak? Nasıl takip edeceksin? Göreceksin baba, göreceksin. Yok. Savaş açmıyor telefonunu. Duymuyordur belki. İpek Savaş buldu. Elbet o bir şeyler biliyor. Ama bizden saklıyor. Neden böyle bir şey yapsın ki? Bilmiyorum Berin, bilmiyorum. Hastanın üzerinden çıkmış Savaş. Teşekkür ederiz. Aşkım benim. Bir tanesin sen. Kapat şunu. Aha. Kapat dedim. Tamam. Tamam, konuşuruz sonra. Kapat diye bağırdığını duydu. Sen ne kadar kaba bir adamsın ya. Biraz kibar olsana. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Aslı, sen ne yaptığını sanıyorsun? Benim yatak odamdaki mi aşkım diyordun? Ne diyorsun sen ya? Söyle, Doruk muydu o? Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın? Söyle, konuş. Emir. Emir bak, korkutuyorsun beni. Biraz sakin olur musun? Beni aptal yerine koyamazsın küçük hanım. Kime aşkım diyordun? Ah, kendin bak. Annesi mantı yapmış. Sağ olsun beni de çağırdı seviyorum diye. Demek aşermeye de başladı. Ne? Anlamadım. Yürü. Doktora gidiyoruz. Allah! Topa bak, kocaman. Hadi bakalım oduna. Şov başlasın. Bu yogada futboldan esintiler falan mı var? Gerçi ben kaleyi göremedim. Ama top bu kadar büyükse demek ki kaleyi buraya sığdıramadılar, dışarıya koydular. Dışarıda. Biz seninle sonra oynarız. Ama şimdi iş zamanı. Hadi gel Batı. Şimdi benim yaptıklarımı yapıyorsun, tamam mı? Evet, tamam. Şimdi güneşi selamlıyoruz. Derin nefes al. Hadi Yusuf.
Güneş'i selamla. Merhaba Güneş kardeş. Selamünaleyküm. Nasılsın, iyisin? Babanlar nasıl? Halanlar, teyzenler de iyi mi? Yusuf, ne yapıyorsun? Güneş'i selamlıyorum. Ben sana öyle mi söyledim? Saçmalama ya. Güneş'i selamlamak ne demek? Tamam, tamam. Tamam. Sen şimdi benim yaptıklarımı yap zaten. Aldıklarını kes. Veriyoruz. Çok güzel ama sade içeride. Evet. Arkaya aldık. Sizini kırma. Evet, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi indik aşağıya. Ya anne, sence Kerim böyle bir şey yapabilir mi? Nasıl inandın hemen? Vallahi Kerim Bey'in son zamanlarda yaptıkları haltlar ortada. İnsanoğlu bu. Her şey beklenir. İpek'i abinden kıskanmış olabilir. Anne! Kerim İpek'i terk etti. Kıskanacak olsa niye ayrılsın kızdan? Vallahi ben o kadarını bilmem. Ama benim bildiğim bir şey var. Benim oğlum yalan söylemez. Kerim de böyle bir şey yapmaz. Bunlar Kırımlı kızım. Kırımlılardan her şey beklenir. Oh, Kerim neredesin sen ya? Tabletin nerede? Ne tableti ya? Neler olduğunu anlatacak mısın? Ya tabletin nerede? Odamda. Ne yapacaksın tableti? Ya bir anlatsana ne oluyor? İpek hastanede, durumu kritik. Kerim ise kayıplara kaçmak üzere. Olan bu. Ne yani? İpek'i gerçekten Kerim mi ezdi? Ya ben yalan mı söyleyeceğim? Gözümün önünde oldu diyorum. Ben sana inanmıyorum. Perihan. O adam adi herifin teki. Sırf sen onu seviyorsun diye o adam değişmeyecek, anladın mı? Bence sen yol yakınken yemileri yap. Yoksa ben yıkacağım. Yoldayım, geliyorum. İpek'in durumu ne? Hala İpek diyor ya. Hala İpek diyor. İpek yaşıyor mu? Baba, İpek yaşıyor mu? Yaşıyor, merak etme. Başımıza çok büyük bir bela açtın Kerim. Savaş seni görmüş. Ne? Baba sen ne diyorsun ya? Duydun işte. Savaş peşimizde. Öbür ucuna da gitsem bulacağım seni Vedat Efendi. Senin bu oğlunun yaptıkları cezasız kalmayacak. Hiçbir yere gelmeyeceğim. Seni dışarıda bekliyorum. Sana gelmeyeceğim dedim. Geliyorsun. Gelmiyorum. Bırak beni, bırak! Doktora gitmekten neden bu kadar korkuyorsun? Sakladığın bir şey mi var? Ne diyorsun sen ya? Ne saklayacakmışım ben senden? Beni aptal yerine koyma artık. Karşında çocuk yok senin. Emir, ne diyorsun sen ya? Bu halde olduğun için benimle evlenmeyi kabul ettin değil mi? Ne? Ne varmış ya benim halimde? Yusuf da Kerim de umurunda değil. Emir, bak gerçekten anlamıyorum seni. Kim bu Doruk? Doruk mu? İpsiz sapsız serserinin teki değil mi? Emir,
Seni böyle karnında bebek doğurduğuna bıraktı. Sen de çocuğu bana yamayacaktın değil mi? Ne bebeği? Ne doğru? Ne diyorsun sen ya? Simay bana numara yapma. Babaannem söyledi işte hamileymişsin. Emir. Bak ben... Çok daha öncesinden hamileydin değil mi? O yüzden benimle evlenmeyi kabul ettin. Bir gece yatağıma girip çocuk bizim diye beni kandıracaktın. Sen delirmişsin. Ama yanılıyorsun küçük hanım. Senin gibi çok kadın tanıdım ben. Öyle iyi aile kızı gibi görünen ama ahlaksızın... Yeter! Senden nefret ediyorum Emir Adnadaroğlu. Simay. Simay! Simay kendine gel Simay. Alev Hanım. Kolunuza ne oldu? Küçük bir kaza geçirdim. Ay geçmiş olsun. Boş ver şimdi oğlum. Neler oluyor Perihan, anlat bakalım hadi. Ya sormayın Alev Hanım. Ortalık fena karıştı. Kerim... İpek'i arabayla çarpmış. Sen ciddi misin Perihan? Nasıl olur böyle bir şey, emin misiniz? Yani savaş görmüş, öyle diyor. Aman Allah'ım. Peki neden yapmış böyle bir şeyi? Ya... Savaş İpek'e evlenme teklif etmişti. Kerim de kıskanmış, gitmiş İpek'in üstüne arabayı sürmüş, öyle mi? Kim geldi Perihan? Ali, senin ne işin var burada? Koluna ne oldu senin? Görünmez kaza. Önemli değil, birkaç hafta alçıda kalacak. Geçmiş olsun. Begüm, olanları duydum. Kerim gerçekten yapmış mı böyle bir şey? Ya ben inanmıyorum, Kerim öyle bir şey yapmaz. Kesin abim ya. Sen nereden öğrendin peki? Berin'le Aslan evime geldiler. Ben yaptım sanmışlar. Esip gürlediler. İpek'in durumu kritikmiş Begüm. Begüm, Begüm gel otur. Otur, iyi misin? Bak Begüm. Her ne kadar seninle aramız iyi olmasa da... Kerim benim yeğenim. Çok zor bir durum bu. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Peki konuştunuz mu Kerim'le? Gerçekten yapmış mı böyle bir şeyi? Biliyor musun? Bilmiyorum Ali. Bilmiyorum. Yapma Begüm. Güçlü ol biraz. Yapma. Nasıl olayım Alev? Nasıl olayım? Senin kim arıyor yoksa? Eyvallah, Alim arıyor. Aç kız aç. Çatlatma çocuğu. Ama sessiz ol. Kimse duymasın. Alo. Alim. Allah'a şükürler olsun. Hah, tamam Alim. Sen çıkınca ararsın, ben sana adresi veririm. Tamam. Ben de seni çok özledim. Kimi özledin kız sen? Kimdi o telefonla konuştu? Abi ben... Bana bak Seliş. Sende bir haller var. Kimdi o telefonla konuştuğun dedim. Mukaddes teyze. Pelivan abi. Kim olacak? Beni aramış duymamış. O da Seliş'i merak etmiş. Ankara'da hava nasıl diye soruyordu. İyi bari. Selam söyle Seliş. Bir daha ararsa söyleriz abi. İyi, unutmayın. Yaren. Pelivan. Al. Al. Ne oldu ha? Pelin ablam. Kolonya. Hemen kolonya getireyim. Hemen abi. Tamam. Ben de su getireyim.
Simay, Simay iyi misin? İyiyim ben, yok bir şeyim. Getirdim koyunu gelin abla. Yaren, kolonya istemiyorum, midem bulanıyor. Ben gidiyorum. Siz Simay'la ilgilenirsiniz. Sen hiç merak etme ağam. Yenge, bir dinlenseydin. İyiyim ben, pehlivan çekil. Savaş gördüyse kesin beni ihbar etmiştir. Kim o? Benim, aç. Ya baba. Baba ben. Ailemizin adını rezil et. Nasıl yaparsın bunu? Sen katil mi olmak istiyorsun? Ha? Yusuf, gözlerini kapatsana. Kızım, kapatamıyorum. Kaşınıyor, açasım geliyor. Tamam. O zaman başka hareket yapalım. Bana hareket yapma ya Semih. Ama yoga hareketi bu. Bir tane daha. Hadi, çok beğeneceksin. Hadi. Gel şöyle. Öyle. Geçiyordu aklından. İpi'yi öldürmek mi? Sen bunu nasıl yaparsın? Çocuk oyuncağı mı? Ya kız ölseydi? Sonra ne olacaktı? Baba, Savaş İpek beraber olmuş. Ne yapayım? Delirdim ben de. Kafam iyiydi. Ki ben her şeyi net hatırlamıyorum.
savaşta kıskandım. Emir, Emir durur musun? Konuşmamız lazım. Benim konuşacak bir şeyim yok. Benim var ama. Ben senin hakaretlerini dinledim. Şimdi sıra sende. Ama merak etme Emira. Ben sana hakaret etmeyeceğim. Çünkü ben nasıl biri olduğumu, nasıl bir kadın olduğumu çok iyi biliyorum. Ben de senin nasıl bir kadın olduğunu iyi biliyorum. Öğrendim. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Senin bildiğin tek şey insanları yargılayıp aşağılamak. Başka da bir şey bilmiyorsun. Yeter Simay. Ben sana güvenmiştim. Senin namuslu bir kadın olduğuna inanmıştım. Benimle düzgün konuş. Ne o? Yalan mı? Sevgilisinden çocuk bedahlayıp kocasına yamamaya çalışan bir kadın değil misin Simay? Yeter artık! Hiçbir şey anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum ya? Yaren, Behlivan, ben geldim. Yardım edin. Neyi anlamıyorum Simay? Ne düşünürsen düşün. Umurumda değil, tamam mı? Ayrıca sen kimsin? Benim neyim oluyorsun da bana hesap soruyorsun? Bu göstermelik, yalan bir evlilik değil mi? Sen benim hiçbir şeyimsin, ben de senin. Vazgeçtim. Hemen bu gece gidiyorum. Baba, ben böyle olsun istemedim. O savaş kışkırttı beni. Hep benimle uğraştı baba. Savaş seni gördü. Bu işin peşini bırakmaz. Baba, sen bir şekilde halledersin, çözersin, para ver, bir şey yap, ne bileyim, git ailesiyle konuş, ikna et. Baba belki karakola gitmez ha, baba. Gitmiş bile, her şeyi anlatmış.